derken bugüne kadar, şimdi görüyorsunuz sanki şalvarlarla neredeyse çıkacaklar 19 Mayıs Gençlik Bayramı'na. Bu şekilde olan bir düşüncede ben meclise girdiğim zaman sadece sanat ve sanatçı için konuşulacak bir ağız olacağım. Onu Sayın Mumcu geçen gün televizyonda bir şey söyledi. Sen parlamentoya girersen Atatürk'ün ruhu şad olur dedi. Hakikaten öyle. Yani bir mevzu yok mu bu memleketin sanatını yükselten, sanatçısını koruyacak bir mevzu yok mu parlamentoda? 5 senedir bir tek sanat ve sanatçı için konuşulan bir mevzu kalmadı parlamentoda. Ne kaldı? Sadece kavga. Şeyler de öyle. Muhalefet de aynı şekilde. O onlara hücum, bu onlara. Hadi onlar daha medeni seviyeleri, sanat seviyeleri yüksek, entelektüel bir zümre konuşması lazım değil mi? Koruma, bina yıkılacak en ufak bir koruyucu laf yok onların. Onlar anca biz Atatürk'ün partisiyiz, bize oy verin. Ne Atatürk'ün partisi? Yani Atatürk'ün partisi olarak geldiniz, hemen bir sene sonra Atatürk'ün resimleri kalktı paradan, duvardan resimleri indi. Nasıl Atatürk'ün partisi? İşçi partisi Atatürk'ün partisi. Neden? Çünkü Atatürk ilkelerini koruyan, Türk bayrağını gidip Diyarbakır'da dalgalandıran parti İşçi Partisi. Atatürk Partisi o. Yani bilakis öne çıkardığı parti İşçi Partisi. Nerede öbür partiler? Diyarbakır'da. Hani sınır dışı yaptılar ya Diyarbakır'a. O Diyarbakır Türkiye'nin. Niye onlar yoklar Diyarbakır'da? Hiçbir parti gelmedi. Sadece İşçi Partisi bayraklarını kaldırdı. Bu şimdi korku nedir? Bu memleket Diyarbakır Türkiye'nin değil mi yani? Türkiye'nin. Neyse yani bu konular konuşulacak çok şey var. Şimdi biz eğer meclise girersek Ayhan'cığım, sanat ve sanatçının sosyal hakları muhakkak ki korunacak. Nasıl korunacak? Ben Almanya'da 1951 yılında gittiğim zaman Alman operasının Münih'te Staatsoper'in önünde 4 sütunun önünde resmim var. 2 sene sonra gittiğim zaman orada opera seyrettim. Demek ki bunlar sanata nasıl kıymet veriyorlar? Sanatın yükselmesiyle bir devlet yükseliyor. Buna kıymet veriyorlar. Onun için onların bütün sanatçıların sosyal hakları var. Moskova'ya gittim. Bütün sanatçıların, beni gezdirdiler. Bütün sanatçıların sosyal hakları var. Çalışsın çalışmasın. Yani çalışırken çok iyi, çalıştıktan sonra ne yapacak? Bitti. Böyle şey yok. Onlar nasıl bir formül bulmuşlarsa biz o formülü biliyoruz. Ama yapılmıyor, yapacağız. Eğer biz iktidar olduğumuz zaman bir Türkiye'de bütün sanatçılar ve sanat evleri muhakkak ki sosyal haklarını alacaklar. Çünkü sanat ve sanatçı olmak başka bir şey. Atatürk'ün sözü, Ulu Önder'in sözü, hani her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diyor. Eğer sen sanatçı olmuşsan diğerlerinden bir başkalığın var. E senin başkalığını öldüğün zaman kefen parası olmadan mı öleceksin yani? Sanatçı olarak. Öyle sanatçılarımız da var. Yani onun için biz Ayhan'cığım merak etme, dua et. 22 Mayıs'tan sonra 23'ünden itibaren ilk başlayacağımız iş Atatürk'ün efendim şeyden Sofya'dan gelip de yaptığı gibi biz de sanatçıları ve sanat evlerini koruyacağız ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkmayacağız. Sanatçıların İnşallah ruhu, Atatürk'ün ruhu şad olacak. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Kemalettin Şentürk, spor. Şimdi futbol denilince benim aklıma hep şike geliyor. Ben futboldan anlamam. En son kızımla beraber Galatasaray maçına gittim Nazlı Can'la. Utandım, yarısında kaçtım. Şimdi Türk futbolu şike, skandal. Şimdi tarikat saldırısı. Galatasaray'dan başlayarak. Bir tek Fenerbahçe'ye, ben Galatasaraylıyım bu arada, hani Fenerbahçe'ye kötü bir şey söylüyor diye söylemesinler. Bir tek Fenerbahçe'ye giremeyen bir F tipi örgütlenme modeli var. Onun dışında antrenör onların istediği, sponsor onların istediği, oyuncu onların istediği, ne olacak bu futbolun hali? Aslında Türkiye'deki futbol ya da sponsor anlamındaki şey biraz politikamıza da çok ciddi boyutta benziyor hocam. Çünkü değerli büyük üstadımız Uğur Mumcu'nun dediği gibi
bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmadan iki konu var Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi spor, futbol. Bir tanesi de politika. Evet, yani bir tanesi de politika. Dünyadan farklı bir örneğimiz de aslında bu kadar çok kitlesel veya büyük bir kitlenin içinde olduğu bir toplum aslında bu o kadar çok da yine %100'e yakını da aslında bu iki konunun da dışında tutulmakta. Bu çok enteresan bir oran. Nedenine de gelince, şimdi sporda, politikada aslında bir ülkenin toplumsal anlamda içinde olduğu, direkt olarak içinde olduğu iki yapı, iki varlık. Yani bu hem ülkeyi, hem ülkenin geleceğini ya da o andaki ülkeyi, hem de ülke insanını direkt olarak etkileyen konular. Ama ne yazık ki Türkiye'de, özellikle 12 Eylül'den sonra sizin söylediğiniz gibi, sporda ve politikada çok ciddi bir uzaklaştırılma söz konusu. Bu hem gençlik açısından, hem ülkenin gelenek, görenek açısından, yani hep ekonomisi açısından, her şey açısından bu direkt olarak birbiriyle doğru orantılı. Şimdi bu bağlamda Türkiye'de spor tam anlamıyla spor olmaktan çıkarılmış veya çıkarılmaya çalışılmakta, ancak son dönemde bu dönemde yani bunda da ciddi boyutta başarılmış durumda. Nedenine de gelince, özellikle Türkiye'de ben işte 95-96 seçimlerinde Oyum İşçi Partisi'ni dediğimde başkanımız Alişen sağ olsun, yani herhangi bir tepkide bulunmamıştı. Ancak daha sonraki yıllarda hep işte futbolculuk değil de politik anlamda değerlendirildik biz bu ülkede. Hatta işimizden olduk, işimizi yapamadık, işimiz transferlerimiz engellendi. Yani bu anlamda kendilerinden olmayan insanları dışlama bağlamında başarıya ulaşmış durumdalar Türkiye'de. Bu da hem yönetimleri ele geçirme anlamında, hem iktidarlarını iyi kullanma anlamında, hem de gerçekten onlar için bir çalışma diyelim, ama bizim ülkemiz için gerçekten bir kayıp. Çünkü Kemalist sporu oluşturmak anlamında çok ciddi boyutta geride kalmış durumdayız şu anlamda. Çünkü Mustafa Kemal döneminde hem sporsal anlamda Cumhuriyet tarihinde yapılmış olan bütün yatırımlar durdurulmuş ya da çok azaltılmış durumda. Hem de gençlerimiz sporun gerçek tanımından, gerçek anlamından uzaklaştırılmış durumda. Demin sizin söylediğiniz gibi Türkiye'de çok ciddi boyutta, özellikle son dönemlerde, hem tarikatlaşma hem mafyalaşma ciddi boyutta artırılmış ve bu faaliyete geçirilmiş durumda. Bunun da en büyük kanıtı ülkedeki belediye sporları. Evet. Yani Türkiye'de belediyeler sporun içerisinde oldukları sürece spor o ülkede politiktir. Bunu hiç kimse ya aksini iddia etmemeli, edemez de. Çünkü bugün bakıyorsunuz işte örnekleri çok. Ankara Belediyesi, işte Ankara Spor, o kadar çok ki İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir ve bunun yanında çok da fazla sponsor olma bağlamında, yine sizin söylemenizle söyleyeyim, işte tarikatçı ya da dinci kesimin çok ciddi bir çalışması var bu anlamda ve bu da oylarına yansımakta. Bunu yadsıyamayız. Burada İşçi Partisi'nin farklılığı ortaya çıkıyor. Bu farkı da izin verirseniz anlatayım ben. İşçi Partisi parti tüzük ve programında spor maddesini koyduğunda spor maddesinde Mustafa Kemal döneminde, yani gençliğin hem Türkiye Cumhuriyeti gelenek ve göreneklerine, hem de gerçekten Atatürk'ün gençliğe hitap etmesi hitabında belirttiği gibi Cumhuriyetine sahip çıkması anlamında spora hem yatırım yapma, hem de bu gençleri doğru anlamda yönlendirmek için parti tüzük ve programına koymuştur bunu. Bunu geliştirmek için neler yapacağız? Bir kere hem sponsor anlaşmaları olsun, hem de bu ülkede biz lise dönemlerinde okuduğumuzda 67 tane ilimiz vardı. Şu anda 81 tane ilimiz var. 81 tane ilimizin hemen hemen hepsinde amatör ve profesyonel dahil olmak üzere takımları var. 81 ile çıkmasının nedeni